Ne kadar demokrasi, o kadar kalkınma. Müslümanların ilk dört halife döneminde toplumsal konsensüsle yakaladıkları erken demokrasi mucizesi bugün gerçek demokrasinin temsil ettiği değerler sisteminin o dönemde sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmiş şeklidir. Maalesef ki zaman içerisinde ideal sistem terk edilerek kaba saltanat ve en ilkel yöntemlerle güdülen kukla sürüler düzenine dönüştürülmüştür. Bilim, teknoloji, sanat, edebiyat, para, kredi, alışveriş, tarım, mimari ve kentleşme gibi uygulaşmanın temel bir disiplinlerine öncülük eden Müslüman toplumların ilerleyen zaman içerisinde kendi modernliğini geliştirip şekillendirememesi, tam ve gerçek demokrasiden mahrum oluşu, dünyevi ve uhrevi yaşamlarını cehenneme çevirmiştir. Devraldığı demokratik ve ahlaki değerler toplamıyla Rönesans, reform ve demokrasi dönemini başlatan Batı'yla kendisine empoze edilen dogmaları sorgulayıp araştırmadan kabul eden Doğu ters istikamette bir yolculuk yapmaktadır. Medeniyet ve ekonomik yarışta geride kalmak, üstün olma bilincinin de hızla tüketilmesine yol açmakla kalmamış zillet sinikliğine gömülen toplumları edilgen ve her şeyin sebebini dış faktörlere bağlamasına dünyayı imar ve hayatı güzelleştirme bilincinin de yitirmesine neden olmuştur. İslam toplumlarının medeniyet yarışında Arka sıralara düşmesini inceleyenler sorunun kökenlerini doğru tespit ve teşhis etseler dahi çözüme yönelik çaba ve uygulamalar hayata geçirilemediği için anlamını yitirmiştir. 1830'lu yıllarda bir ekiple birlikte gelişmenin ve refahın kökenleri üzerine araştırma yapmak üzere Mısır'dan Fransa'ya giden Şeyh Tantavi, Paris'te cereyan eden Temmuz devrimine de şahit olur. Tahtavi, güçler ayrımı olmadıkça yani başka türlü söylersek özgürlük, hukuk güvenliği ve demokrasi olmadan refahın mümkün olamayacağı notunu düşer günlüğüne. Fransa Anayasası'nda teminat altına adınan mülkiyet hakkına vurgu yaparak iş adamlarının böylece belirsizlik, keyfilik ve rüşvetten korunduğunu özellikle belirtir. Günümüzde İslam toplumlarının tamamında yolsuzluk devlet ve toplumun içine öylesine sızmıştır ki, hukuk devleti prensipleriyle işleyen toplumsal yaşamın vazgeçilmez ön koşullarını tavrumar ederek hırsızlara da mağdurlarına da yaşamı çekilmez kılmıştır. Türkler bireysel olarak büyük işler başarsa bile yatay ve dikey olarak sıkı bir ağla örülmüş olan yaşam kültürü içerisinde kolektif aklı devreye sokarak birlikte hareket ederek büyümeyi başaramamaktadır. Halbuki üretici, harekete geçirici ve iş bölümüne ortam sağlayan toplumsal yapıların yollarını açacak olan da tam da budur. Demokrasi ekonomik kalkınma ve gelişmenin ön koşuludur. Demokrasi de her şeyden önce muhalefet kültürü demektir. Muhalefet kültürü esasen demokrasinin temelidir. Demokrasi herkesin çok seslilik ve çeşitliliği içtenlikle benimseyip vicdanlarına sindirmiş olmalarını zorunlu kılar. Bilim ve teknoloji açık toplumlarda hayat bulur. Devlet ya da başka bir otoritenin zorlama ve baskılarından arındırılmış geçirgenlik ve saydanlığa ihtiyaç duyar. İnsanın yaşamı için hava ve nefes almak neyse toplum için özgürlük aynı şeydir. Toplumsal özgürlük oksijenin adıdır. Siyasi yandaşçılık ve hukuk infazı yaratıcılık ve yarışmayı ortadan kaldırır. Uluslararası ölçülerde bir bilgi toplumuna geçiş evrensel hukuku temel alan iyi devlet yönetimiyle mümkündür. En önemlisi de bilgiye verilen değer ve gösterilen özendir dünyevi hırslarını aşmış bilge kişilik sahibi, ifrat ve tefrit arasında denge unsuru olabilecek, zevk ve vicdan sahibi, eleştiri, beğeni, anlayış, itiraz, tartışma, onay gibi kavramların akraba olduğunun idrakine varmış bir liderlik anlayışıdır. Her toplum ve kurumun ihtiyacı olan. İlmi ve fikri yoksullukla ahlak ve ilke cinayetleri işleyerek örgüt bildirisinden alıntılanmış söylemlerle insanları karalayan bir kişi ve anlayış toplum ve kurumlara rehberlik edemez. İnsanların yaşamış olduğu tükenmişlik duygusuna rağmen yeniden parlak bir geleceğin inşası mümkündür. Tarihte Hudeybiye anlaşmasının görünürdeki yıkıcı şartlarına rağmen karamsarlığa kapılmak yerine Bilakis bu kara ve yıldırıcı tablo karşısında daha güçlü bir iyimserlikle davasına sarılan peygamberin ilham veren hatırası herkese yeter diyor Yeni Hayat Gazetesi'ndeki yazısında Nurullah Öztürk